Merhabalar hocam, nasılsın? Merhaba, özlemişiz. Yine bir tatilde, yine bir videoda karşınızdayız. Evet, bu seferki aramız uzun oldu. İnşallah bundan sonrakiler daha kısa olacak. Hocam, kolunda bir saat görüyorum. Biz bunu tanıtmadık. Tanıtmadık Ne ama yapalım? Önce bundan biraz bahsedelim mi? evet, Çok bahsedelim. güzel görünüyor bu arada. Aslında Erdem, bundan YouTube'da paylaşıldı. Fakat biliyorsun, biz daha çok düşünce tarihi ve felsefe ağırlıklı videolar yaptığımız için diğer anlatan arkadaşların aksine biz mekanizmasını vesaire anlatmayacağız. Buradan yola çıkarak aslında dönemin bir siyasal çatışması ve uzaya çıkan saatleri anlatacağız. Birazcık bundan bahsedelim. Bu aslında Proje 304 diye geçiyor. Daha sonra 70'li yıllarda Seagall ST-19 adını aldı. Yani artık dünya pazarına girdi. Bütün Çin saatleri ve Sovyet saatlerinde olduğu gibi bu saatte aslında ilk ordu için üretildi. Fakat burada hikayesi başkalarının anlattığı aksine ben birazcık daha farklı bir bakış açısıyla anlatacağım. Çünkü aslında hikayesinde ilk kez o tarihlerde yaşanan yani 1960'larda yaşanan Sovyetler Birliği ve Çin ayrımı var. Nasıl var? 1960'lara kadar Çin her türlü teçhizatını, ağır sanayisini vesaire Sovyetler Birliği'nden satın alıyordu. Stalin'in ölümüyle Kuruşçev'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi başına geçmesiyle birlikte olayın şekli değişti. Çünkü Sovyetler Birliği Stalin dönemindeki politikalarını tamamen bırakmış ve burada destalinizasyon adımını verdikleri, yani herkes içinde barışçıl yaşama projesini hayata geçirmişlerdi. Ve bu projeye Mao çok büyük eleştiri getirdi. Çünkü Çin'in kuruluşunda Stalin'in katkısı yadsınamaz ve açıkçası revizyonist intihar olarak da 1963'te bunu nitelendirdi. Ve bu yüzden 1960'ların başından itibaren ki bu soğukluk 1987'ye kadar sürecek çok ciddi bir siyasi ayrılık olarak göründü. Çin yavaş yavaş Sovyetler Birliği'nden kopma sürecine girdi ve aslında Poljet mekanizma vardı, birazdan ondan bahsedeceğiz. Poljet mekanizma yerine İsviçrelilerden Venüs kalibresini satın alarak 1963'te ilk bunların üretimi yapıldı. Üçüncü tur üretimine itibaren Çin Hava Kuvvetleri'ne bu saati tanıtmaya başladı. Çünkü aslında dönem tamamen hem Sovyetler Birliği hem Çin Halk Cumhuriyeti arasında soğuk savaş devam ederken Sovyetler Birliği yeniden barış politikası uygulamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya büyük bir soğuk savaş içindeydi. Vietnam Savaşı bir yandan sürüyor, bir yandan Küba krizi ve bu savaşın göstergeleri de bir yandan uzayda gerçekleşiyordu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu proje 304 bana biraz farklı geldi. Bu isim nereden geliyor acaba? Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti orduya ürettikleri saatlere göre kod 1, kod 2, kod 3 diye proje ismi takıyorlardı. İlk kara kuvvetlerine, sonra deniz kuvvetlerine, en üçüncü olarak da Çin Hava Kuvvetleri'ne üretilen modelin adını Proje 304 ismini koydular ve İsviçre'den satın aldıkları Venüs firması ile birlikte çok büyük bir atılıma girdiler. Venüs firmasının sadece o kalibre modelinin patentini ve üretim hakkını aldılar aslında. Yanlış anlamasın, Venüs firmasını satın almadılar. Ve o patent satın almayla birlikte günümüze kadar gelen, tekrar 1990'larda ivme yaratan bir model elde edilmiş olduk. Ha, ben bir de şunu da hatırlatayım. Ben bu modeli pandemi sürecinde almıştım. Pandemi sürecinde o zaman o malum Çin sitesinden herhangi bir ürün sipariş verip geliyordu. Her tarafında ıslak mendillerle falan silmiştik o pandemi korkusuyla. Yani yaklaşık 2,5 yıldır bende fiyat performans ürünü demek çok da uygun. Hocam az önce destalinizasyon hareketinden bahsetmiştin ve uzay çalışmalarından bahsetmiştin. Biraz bunlarla ilgili bize bilgi verir misin? Şimdi destalinizasyon Kuruşçev'le birlikte ortaya çıkan 1956 yılından itibaren herkes içinde barışçıl yaşama politikası. Bu politika Mao demin belirttiğim gibi tamamen reddetti. Çünkü Mao'ya göre kapitalist ülkelerle
barış içinde yaşamak imkansız. Çünkü onlar emperyalist ve sömürgeci yapısını bir şekilde sürdürmeye devam ederler ve bunun içinde orta ölçekli savaşlar çıkarırlar. Bunu demesine rağmen Khrushchev, yani şöyle bir sanayi hamlesi gidiyorlardı. Tüketim mallarından çok sanayi, ağır sanayi ve dayanıklı tüketim malları, insanların ihtiyacı kadar olan. Hani bir evvelki videomuzda anlatmıştık, hani zenit fotoğraf makinesi objelerde öyle bir şey yapıyorlar ki ürün, o ürün ömrü boyu kullanılacak şekilde sağlam oluyor. Ve bu sanayi hamlesinin yerine bir de teknoloji hamlesine girdiler ve uzaya adeta Amerika'yla ilk işte Ay'a kim gidecek, ilk uzaya kim gidecek, ilk uzayda kim yürüyecek şeklinde bir inanılmaz yarışa girdiler. Ve bunun içinde çeşitli teknik ekip, teknik destek malzemelerine diyeyim ihtiyaçları oldu. Yani bunlar içerisinde saat de vardı yani, değil mi? Ya bunlar içinde saat vardı ama Sovyetler Birliği şöyle bir şey yapmadı. Hani ben bir saat yapayım da o uzayda kullanılsın diye yapmadı. Stolmansky 1949 yılında üretilen Sovyetler Birliği ordusu için daha çok saat ihtiyacını karşılayan bir firmadır. Ve bu tabii ki bu görselde gördüğünüz gibi sadece basit kurmalı, arabik rakamlı saatler üretiliyordu ve o zamanki şeye göre 33 milim saatler üretiliyordu. Ve bu saat de tip 1 olarak biliniyordu. Hava kuvvetlerinden uçuş brevesi alan pilotlarına da bu saatlerden hediye ediyorlardı. Sovyetler Birliği için bir kahraman olan Gagarin de, Yuri Gagarin, uzaya ilk çıkan insan. Bu da bu saatlerden ona da hediye etmişlerdi ama o ikinci versiyonu, o daha kaliteli. Çünkü tip 1 versiyonunda bu toz geçirme özelliği yok. Yani arka kapak vidalı değil. Çok ön camda koruma yok. Ve bu saatten Gagarin'e de hediye etmişlerdi. Aslında bu saatin de geçmişi 1935-36 yılında Fransız Lipsa firmasının bu kalibreyi Sovyetler Birliği'ne entegre etmesi, satması ve onların da bu kalibreye dayanarak kendi üzerinde oluşturdukları teknolojiyle Stolmansky modelini üretmeleriyle birlikte olay ortaya çıkıyor. Tabii tip 2 modeli daha modern, hareketi daha 17 taşlı, kurmalı mekanizmaya sahip. 1957'de askeri pilot okulundan mezun olan Yuri Gagarin'e bu saatte her pilota hediye ettikleri gibi Sovyetler Birliği hükümeti ona hediye ediyorlar. Yuri Gagarin 1961 yılında uzaya çıktığında uzay dönüşü, uzaydaki fotoğraflarında bu saatten göründü. Ama Sovyetler Birliği'nin böyle bir derdi yoktu. Hani bir saat yapalım da uzayda da çalışsın. Daha sonra onunla yapılan bir röportajda zaman nasıl ölçtüğü, uzaydan zamanı nasıl ölçtüğü sorulduğunda kolundaki Stolmansky saati göstererek zamanı bu saatle ölçtüm diye, hani bu şekil birdeki gibi röportajında gösteriyor ve ondan sonra saat çok ünleniyor çünkü kurmalı bir mekanizma ve uzayın o hava basıncına, oradaki sıcaklık değişmeye dayanıyor ve Pravda gazetesinde de bu makale Yuri Gagarin'in fotoğrafıyla birlikte çıkıyor. Saatin de güvenilirliği doğrulanmış oluyor. Fakat Gagarin ölümünden sonra saat kızına kalıyor. Kızı da sonra bunu Gagarin Müzesi'ne bağışlayarak saat şu anda hala şu şekilde olduğu gibi sergilenmeye devam etmektedir. Fakat saat ve uzay savaşları tabii burada bitmiyor. Sonra Strela geliyor. Aslında bu saatin, yani benim kolumda gördüğümüz ST-19 kalibreli saatin mekanizmasının Strela olması bekleniyordu. Çünkü ilk Rus kornograf saat ve kalibre 3017 diye geçen, yine Venüs'ün başka bir 150 kurmalı mekanizmasına dayanan bir saat. Bu saat üreten firma da Poljot firması. Yani Moskova saat fabrikası diye de geçiyor. Fakat bu saatin başka bir hikayesi var. Hatta bu hikaye başka başka filmlere de kaynak oldu. Hocam burada küçük bir araya girsem. Seninle bu videoyu çekmek için konuşurken Omega saatleriyle Strela arasında bir şey olduğundan bahsetmiştin. Ona da yavaş yavaş değinmeye başlayalım. Ona ne değineceğiz. Dersin?
Şimdi Strela, Alexei Leonov Sovyetlerin sonradan kahramanı oluyor. Çünkü uzayda ilk yürüyen insan oluyor ve kolunda da buradaki Strela kronograf saat var. Ve uzayda nasıl yürümüş bir bakalım. Çünkü sonradan bir sürü filme konu olacak. Дорогу к ней продолжает осваивать человек. В Советском Союзе впервые в истории осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. Это подлинные документальные кадры. Они сняты 18 марта 1965 года автоматической кинокамерой, установленной на борту космического корабля «Восход-2». Пилотирует корабль Павел Беляев. Вышел из корабля Алексей Леонов. Человек в межпланетном пространстве. И он живет, работает, улыбается. Значит, люди смогут стыковать корабли, монтировать орбитальные станции, пересаживаться с ракеты на ракету, выходить из аварийных ситуаций. Смелый и важный шаг совершен по пути к Луне. И первыми совершили его советские люди. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık 8 dakikalık bir yürüyüş oluyor. Ve bu yürüyüşte çok ilginç bir şey vardır. Sovyetler Birliği Amerika ile hızlı yarışa girecek diye her şeyi hesaplamış sözde. Ama o bu yürüyüşten sonra o basınçla ve basınçla birlikte o elbisenin hava alacağı basınçtan dolayı şişmesini hesaplayamamış. Leonov dönebilmek için elbisesindeki bütün basıncı boşaltıyor. O şekilde 5 metrelik bir kabloyla uzay aracına bağlı. O şekilde geri dönüyor. Yaklaşık 8 dakika zaten uzayda yürüyor. Bir 7-8 dakika daha o kapıdan geçmek için uğraşıyor. Çünkü elbise yine çok geçtiği yere çok büyük geliyor. İyice zorlana geçiyor ve son anda ölmekten kurtuluyor ama sonra da bir başka bir uzay dönüşünde yaşamına veda ediyor. O yüzden Sovyetler Birliği için kahramandır. Ama Sovyetler yine biz uzayda nasıl saat dayanır diye bir şeyleri olmamış ama Amerika'nın olmuş. Amerika için çünkü çok büyük bir gol yemek oluyor bu ilk Sovyetlerin uzayda yürümesi. Bu yüzden NASA'ya görev veriyorlar. Uzaya insan göndermek yerine Ay'a inmeyi planlıyorlar ve yolculuğa kadar da Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir ön hazırlık yapıyor ve Ay'da hangi saatler dayanır diye saat firmalarına NASA'nın o zamanki ekipman direktörü bir saat firmalarından üretim şeyi istiyor. Buna bir Longines Whitnor 235T modeliyle dönüyor. Ondan sonra Rolex Reference 6238 ile geri dönüyor ve bizim hepimizin bildiği gibi Moonwatch, demin senin de bahsettiğin Omega Speedmaster Reference 105003 modeliyle geri dönüyor. NASA Omega Speedmaster modelinde karar kılıyor buradaki gibi ve bu model ondan sonra Moonwatch adını alıyor. Hatta son yıllarda, son 2 yıl evvel Swatch'la bir işbirliği yaptılar. Bu saati takamayanlar için çok uygun fiyata Quartz modellerini çıkarttılar ki o modellerinde de Satürn, Ay vesaire gibi diğer gezegenleri simgeleyen bir şeye girdiler. Ben ondan bir süre taktım ama doğrusu çok beğenmedim. Hem Swatch'in kendi ürettiği bio seramik diye bir şey ama bana çok aşırı plastikimsi geldi. Casio'yu bu konuda daha şey buluyorum. Hocam biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı ile ilgili konuşalım, ne dersin? Tabii. 1949 yılında Sovyetler Birliği ilk nükleer silahlarını üretmesiyle birlikte artık soğuk savaş dönemi başladı diyebiliriz. Daha sonra bu soğukluk devam ederken Sovyetler Birliği Ekim 1957'de Sputnik 1 uydusunu uzaya gönderdi. Amerikalılar buna çok bozuldu. Hatta bunu Pearl Harbor baskını gibi nitelendirdiler. Bu kadar beklemiyorlardı. Aradan 2 ay sonra bu sefer Sputnik 2'yi bir köpekle, Laika köpeğiyle birlikte uzaya gönderdiler. Amerikalılar daha da demoralize oldu ve bunun üzerine Amerika hızlı bir uzay programı arayışına girdi. 1958 yılında bunun üzerine NASA'ya kurdular ki zaten Sputnik 2 uydusu yaklaşık 200 gün uzayda kaldı. Ve NASA kurulduktan sonra 3 tane büyük ard arda uzay projesi inşa etmeye başladı. Biri Mercury programı
İlk NASA kuruluşuyla başlıyor 1958-1963 yılında. İkincisi Gemini programı 65-66 ve en sonunda Amerikalıları Ay'a götürecek Apollo programı, o da 1968-72 arasında devam etti. Burada Merkür programda uzayda 61-63 yıllarına kadar sürecek bir insanlı uçuş denemeleri yaptılar ve başarılı geçti. Bu Gemini programında ise insanların uzay mekikleri dışında da yaşayabileceklerini kanıtlamaktı. Apollo 1, Apollo 2, 68'de başlayan 72'ye giden programda da Ay'a inme programlarıydı ki zaten 70'li yılların ortalarında Sovyetler Birliği ile ilk beraber uzayda birleşme yaşadıklarına itibaren bu uzay yarışı sona erdi. Aslında burada bir psikolojik üstünlük, bir siyasal üstünlük ve birbirlerine ekonomik üstünlük yaratma gayesi de vardı. Amerikalılar bu programları kamuoyu çok eleştirdi zaman zaman çünkü gereksiz bir bütçenin uzay programlarının gömüldüğünü iddia edenler bile oldu. Bu uzay savaşları ne zaman son buluyor? Daha uzaya bir sürü saat gidiyor, bulova gidiyor. Amerikalı bir astronotun konumunda yine Seiko var vesaire. Ama bu savaşlar 1977 yılında Sovyetlerin ve Amerika'nın ortak uçuş yapmasıyla bu uzay savaşları sona eriyor. Ama sadece uzay savaşları sona eriyor. Çünkü aslında 1945'ten itibaren, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren dünyanın ikiye bölünmesiyle birlikte NATO ittifakı bir de Doğu Paktı şeklinde iki kutuplu dünyada sosyalizm ve kapitalizm mücadelesi ta ki 1987'de Sovyetler Birliği'nin bu açıklık politikası gelene kadar devam ediyor ve çok ciddi şey geliyor. Bak burada elimde kitaplar var. Aslında olayın şeyi birazcık Max Weber'de yatıyor, birazcık Hegel'de yatıyor, Karl Marx, Lenin'de yatıyor. Bütün bu olayların, bütün bu objelerin temelinde dönemin felsefi düşüncesi ve felsefi düşünceye bağlı olarak da ekonomik anlayışları var. Ve bu ekonomik anlayışların zaten kapitalizmin temeli Hegel'den başlayıp bir sürü düşünür varsa bile ben Weber'i ayrı tutarım ki o sosyoloji yazıları kitabında ayrı ayrı tanımlamış, ayrı ayrı kapitalizmin gerekçelerini anlatmış. Diğer yandan Lenin ise Sovyetlere İktidara kitabında o da kapitalizmin nasıl yeneceğini bahsetmiş. Aslında bütün o fikirlerin de pratikte bulmuş hali diyoruz bu savaşlar için. Bir dahaki videomuzda daha farklı bir modelde, çünkü artık biz diğer kişiler gibi kullanmadığımız saatleri yeni videosunu yapmıyorduk ama saat getirtmek, saat bulmak bu gümrük kısıtlamasıyla zor oldu. Onunla ilgili de bir video tasarladık, çekeceğiz. Edinemediğimiz saatlerin de ki biliyorsunuz biz hep felsefi hikayesi, düşünce hikayesi olan bir sunum yapıyoruz. Çünkü amacımız ticaret değil, saat satmak, saat pazarlamak değil. Tabii ki ikinci el alım şeyine karşı değiliz ki onu çünkü çok destekliyoruz. Çünkü orada dost edinmek bir obje alışverişi var. Çünkü onda ticaret yok. Onda bir başka bir kültürü yaşatmak şeyi var. Bu yüzden biz de yavaş yavaş kanalımızda edinemediğimiz saatleri de ama hikayesi olan saatleri de paylaşacağız. Bu ara bir girişimim var. Belki yurt dışından sürpriz saatler gelecek. O saatleri de yine arkalarındaki felsefe ve hikayelerine göre istedim. Umarım sevmişsinizdir. Weber'in Sosyoloji Yazıları güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hangi siyasi görüşte olursanız olun muhakkak bütün görüşleri bilmeniz gerekiyor ki bir görüşü adam gibi sahip çıkabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bilimde kalınız.